NTV'den ve Yeni Hayat'tan herkese merhabalar. Malum efendim, hem ruhumuzun hem de bedenimizin onarıldığı mübarek Ramazan ayındayız. Hepimiz için kardeşlik duygularımızın arttığı ve karşımızdaki insana daha çok empati kurabileceğimiz, birbirimizi anlayabileceğimiz güzel, hayırlı, bereketli bir Ramazan ayı dileyerek programımızı açmak istiyorum. Bugün değerli hocamız Profesör Doktor Osman Müftüoğlu orucumuzun sağlığımıza olan etkisini anlatacak ve her zaman olduğu gibi tıp dünyasındaki en son gelişmeleri yine kendisinden dinleyeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş hayırlı hocam. Ramazanlar dileyelim. Hepimize, milletimize, hepimize güzel, huzurlu, neşeli, keyifli ve sağlık dolu bir Ramazan ayı olsun inşallah. Evet, şimdi Ramazan ayının aslında sağlığımızla olan ilişkisini konuşarak başlayalım isterim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu ayı, oruç tutmanın etkilerini, neler söylersiniz hepimiz için? Böyle isterseniz benzetmeyle başlayalım. Şimdi sizin sorunuzu böyle yönlendireceğinizi tahmin ederek aklıma gelen bir benzetmeyle. Aslında bir yolculuk hayat. Bizim önümüze konan bir yolculuk. Çok doğru. Ama bu yolculukta çoğumuz özellikle 20'li 30'lu yaşlardan sonra hayatımızdaki o yolculuğu, hayat yolculuğunu otopilota bağlıyoruz. Yani kendi kendine gidiyor. O otopilota bağlandığı zaman da üzerindeki kontrolümüzü ve kontrol gücümüzün varlığını pek fark edemiyoruz. Bu tıpkı şuna benziyor. Siz İstanbul'dan İzmir'e giderseniz ya da ne bileyim İzmir'den Edirne'ye giderseniz zaman zaman arabayı bir benzin istasyonuna ya da bir dinlenme tesislerine çeker, bir sağ park eder, bir durursunuz, bir nefes alırsınız, bir kahve içersiniz, bir kişisel ihtiyaçlarınızı gözden geçirirsiniz. Bence Ramazan işte öyle bir şey. Değil mi? Yani otopilota bağlanmış hayatımızın, yani bir yılımızın bir ayını bizi otopilottan çıkarıyor, bizi sağa park ettiriyor. Kardeşim yemeni içmeni bir gözden geçir, düşünce sistematiğini bir gözden geçir, inanç dünyanı bir gözden geçir. Biraz daha bu yarışmacı hayatı bırak. Bak hepimiz iki öğünleysek de doyuyoruz. Evet. Çok yemekle çok doymuyoruz, çok koşmakla çok koşmuyoruz. Aslında bütün mesele hayatı nasıl yönettiğimizle ilgili. Dolayısıyla Ramazan hem ruh beden birliği, bize düşündürmesi açısından, özellikle fiziki değil de ruhsal ihtiyaçlarımızı gözden geçirmemiz açısından çok önemli bir ay. Çünkü bu ay başladığı zaman dualar, namazlar, teravihler, birlikte yapılan dini sohbetler, sosyal sohbetler, iftar yemekleri ailece komşularla çoğalıyor. Dolayısıyla Ramazan'ı oruç, orucu Ramazan gibi düşünmek son derece yanlış. Ramazan çok daha büyük bir şey. Çok daha büyük bir perspektif. Ramazan içinde oruçtan çok daha ötesi var. Ve orucu da sadece fiziksel bir yememe gibi değil, fiziksel olan ötesinde kötü şeyleri yememek kadar, çok yememek kadar, kötü şeyleri düşünmemek, çok fazla gereksiz şeylere takılı kalmamak, geçmişi geçmişte bırakmak, birazcık geçmişi duayla, tövbeyle, istiğfarla birazcık Allah'a havale edip, özür dileyip önünüzde yeni bir başlangıç noktası haline hayatınızı getirmek yatıyor. Dolayısıyla Ramazan hepimiz için yeni bir başlangıç noktası. Yani yılın sonu değil, yılın başı. Ve yeni bir yıla başlarken Ramazan bize yeni hayatla ilgili kurgularımızı gözden geçirme fırsatı verdiği için son derece önemli. Evet. Hocam hemen bugünün konu başlıklarına da kısaca bir göz atalım. Memnuniyetle. Ardından sohbetimiz tabii devam ediyor. Memnuniyetle. Ramazan ayını diyet ayı zannediyoruz. Niyet ayıdır Ramazan ayı. Kolesterol mü, insülin direnci mi daha tehlikeli? Odak noktamızı kolesterol olmaktan çıkarmamız, insülin direnci meselesine doğru yönlendirmemiz lazım. DNA kader değildir. Neden kader değildir? Neden? Çünkü DNA... Kendi kendine meme muayenesini neden tavsiye etmiyorsunuz? Bir şey görürsen getir, bir mamografi yaparım yok. Sadece 10 dakikalık bu yürüyüşle 1 saatlik yürüyüşün karşılığındaki avantajı aynen yakalarsınız. Peki yaşlılıkta koku kaybı neden önemli? Alzheimer'ın ön işaretlerinden biri. Hocam Ramazan ayını konuşuyoruz. Aslında oruç tutmanın bilimsel temelleri de açıklandı dediniz siz de bir yazınızda da okudum. Ne demek istediniz burada? Şöyle iki ön beslenme aslında son yıllarda çok konuştuğumuz bir şey. Çok moda oldu. Evet. Aralıklı beslenme, aralıklı oruç yapma sağlık açısından gerçekten çok faydalı. Bu konu aslında yeni bir konu değil. İnsanlığın ilk keşiflerinden birisi. Bütün dinsel, dini inançlarda, bütün manevi yaklaşımlarda oruç ritüeli var. Müslümanlıkta olduğu gibi, Hristiyanlıkta,
Hristiyanlıkta Müslümanlık olduğu gibi Musevilikte, Musevilikte hatta doğru. Budizmde, yani bütün evet, dinlerde evet. biraz çile çekmek, biraz aç kalmak, biraz vücudu kendi haliyle, kendi özümsemesiyle baş başa bırakmak var. İşte bu vücudu aslında sadece vücudu da değil, vücutla birlikte ruhu da kendi özümsemesiyle kendi haline bırakma süreci, yani eskilerin ruhsal olduğu zaman çilehane dedikleri ya da işte bedensel olduğu zaman yeme içme olduğu zaman oruç dedikleri şeyin aslında bizim vücudumuz için en önemli sağlık araçlarından biri olduğunu çok yakın bir tarihte 2010'lu yıllarda bir Japon araştırmacı ispatladı. Otofaji dediğimiz sürecin evet. aslında yani aç kaldığımız zaman geçen sürede vücudumuzun hücrelerimizin daha doğrusu eski hücrelerden kalan artıkları yani toksinleri, birikintileri, çöpleri tüketerek vücudu temizlediğini gösterdi. Bu birincisi. İkincisi aynı zamanda bu tip davranışların yani 12, 14 hatta 16 saat süreyle aç kaldığı zamanlarda hücrelerin gençleştirici enzimlerini hayata onları daha sıkı bağlayan genetik yapıları yani genetik şifreleri devreye soktuklarını, o şifrelerle ilgili proteinleri daha çok salgıladıklarını çok net ve açık olarak öğrendik. Yani açlık süreniz uzadıkça size daha önce de anlattığım hormezis meselesi yani vücudu rahattan çıkarıp, konfor alanının dışına çıkarıp birazcık zorladığınız zamanki mesele hormezis. Hormezis meselesi aç kalarak da devreye giriyor. Aç kaldığı zaman vücut hayatta kalmak için AMPK gibi yani adenozin monofosfatla aktif olan protein gibi, sirtüin genleri gibi genleri ve bu genlerin yönetimiyle ortaya çıkan proteinleri aktive ediyor. Dolayısıyla daha sağlıklı, daha sağlam, daha keyifli yaşamanızı sağlayacak genler faaliyete geçerken çöpleriniz azalıyor, hı hı. eviniz temizleniyor. Tabii bu aynı zamanda bir ruhsal temizliği de sağlıyor ama otofaji, zannediyorum 2016 yılında olması lazım, bir Japon araştırmacıya Nobel ödülü kazandırdı, tıp ödülünü kazandırdı. Dolayısıyla artık orucun bugün faydalı mı, zararlı olduğunu mu olduğunu tartışmaktan ziyade orucu beden ve ruhumuz için Ramazan'ın veya manevi yaşamımızın diğer ritüelleriyle birleştirerek nasıl daha bizim için, insanlık için, geleceğimiz için, toplum için daha faydalı bir dönem haline getirebiliriz onu konuşmamız lazım. Yoksa oruç tansiyona iyi gelir mi, oruç kalbe iyi gelir mi? Bunların hepsini ben şahsen 20 senedir bu programlarda çok anlatıyorum. Doğru. Ama artık bu programlarda anlatılan şeyin yani ben ilk defa 2004 yılında oruç iç doktordur dediğim zaman bazı hekimler bile bunu tepkiyle karşıladılar ama oruç bir iş doktor. Oruç şifadır dediğim zaman kaşını kaldıranlar oldu ama oruç bir şifa aracı. Oruç aynı zamanda bir ilaçtır diyerek daha da ileri götürdüm işi. Yani görünen köy kılavuz istemez. Ama mesele burada şu, orucun ilaç olduğu, orucun şifa olduğu, orucun bir sağlık yolu olduğu, bu 2016'da olsa gerek Nobel ödülünü kazanan Japon araştırmacının otofaji araştırmasıyla çok net ve açık olarak kanıtlandı. Ama bilelim ki oruç sadece, Ramazan sadece, tekrarlıyorum bunu çok önemli bir nokta çünkü. Hepimiz Ramazan ayını diyet ayı zannediyoruz. Niyet ayıdır Ramazan ayı. Ramazan diyet değil, niyet ayıdır. Bunun altını çizin. Ramazan ziyafet ayı değildir, ibadet ayıdır. Esası ibadettir Ramazan'ın. Ramazan böyle geçiştirilerek yapacak bir iş değildir. Oruç tutacaksanız mutlaka sahura kalkacaksınız. Sahursuz oruç, sağlıksız oruç. Üç tane cümle söyledim bugün, çizelim altını. Bir, evet. Sahursuz oruç, sağlıksız oruçtur. Ramazan diyet ayı değil, niyet ayıdır. Bu çok çok önemli bir ayrıntı. Dikkat üzerine duyalım. Ramazan da ziyafet değil, ibadet daha çok öne geçmelidir. Bunun özetle altını evet. çizelim, özenle altını çizelim. Evet hocam, sizden de bunları duymak hakikaten çok değerli. Şimdi peki şöyle sormak istiyorum. Zaten izleyicilerimizden gelen de çok sorular var. Onlara onları geçelim. Da sırayla memnuniyetle. Size sormak memnuniyetle. İstiyorum atlamadan hemen. Şimdi kolesterol mü, insülin direnci mi daha tehlikeli? Son zamanlarda çok ciddi bir şekilde anladık ki mesele artık kolesterol değil. Kolesterolü zıvanadan çıkaran, kolesterolü yoldan çıkaran, kolesterolü bir kötü maceracı haline getiren bazı diğer yan elemanlarla ilgili, faktörlerle ilgili. Mesela kolesterolünüzle beraber iyi kolesterolünüz de düşükse işiniz zor. Kolesterol yüksekliğinizle beraber aynı zamanda trigliseridiniz de yüksekse işiniz çok daha zor. Ama kolesterol yüksekliğinizle beraber
iyi kolesterolünüz düşük, yani HDL kolesterolünüz 50'nin altında. Trigliseriniz yüksek, yani 150'nin üzerinde. Ama aynı zamanda insülin direnciniz 2,5'ün üzerindeyse işiniz değil, hayatınız çok zor. Çünkü insülin direnci olan bir kişide kolesterolü yoldan çıkarmak için gerekli olan bütün faktörler anında ve süratle devreye giriyor. O nedenle artık bizim koroner kalp hastalığı meselesinde, beyin damar hastalığı meselesinde, bunama meselesinde, felç meselesinde, kalp krizi meselesinde odak noktamızı kolesterol olmaktan çıkarmamız, ondan vazgeçmememiz ama odak noktamızı kolesterol olmaktan çıkarmamız, insülin direnci meselesine doğru yönlendirmemiz lazım. Çünkü kolesterol olarak odak noktasını çıkardığınız zaman sallanmaya başlayan bir sandalyenin dört ayağına değil sadece bir ayağına bakmış oluyorsunuz. Hiçbir sandalyenin sadece bir ayağı sağlam tutarak hiçbir masayı, sandalyeyi ayakta tutamazsınız. Dolayısıyla kolesterol meselesinden bu kadar çok İlaç yazayım, kolesterol düştü, her şey yoluna girdi diye düşünmememiz lazım. Göbeği olan, insülin direnci olan, ürik asidi yüksek olan, kötü kolesterolü yüksek olmasına, düşmüş olmasına rağmen hala iyi kolesterolü düşük olmaya devam eden, trigliserit hala 250-300 olan bir kişinin kolesterolünü 80'e de indirseniz kötü kolesterolünü, bırakın 80'e, 60'a, 40'a, 50'ye indirseniz o kişinin kalp damarlarında, beyin damarlarında iddia ediyorum plak oluşmasına engel olamazsınız. O nedenle sorunun cevabı çok net ve açık. Kolesterolden insülin direnci çok daha önemli. Peki nasıl anlayacağım hocam insülin direnci olacağımı? Evet. Bravo. 8-10 saat aç kalacaksınız. Yani akşam saat 11'den sonra bir şey yemediniz. Yemeyeceğiz. Sabahleyin kalktınız. Aç karnına laboratuvara gideceksiniz. Bir insülin seviyeme bakın açlık. Bir de şeker seviyeme bakın açlık yiyeceksiniz. Açlık insülininizle açlık kan şekerinizin çıkan rakamlarını birbiriyle çarpacaksınız. Mesela, siz baktırdınız, evet. Açlık kan şekeriniz 80, açlık insülininiz 5. Çarpımı kaç çıktı? 5 kere 8, 400. 80, evet, 400. 400, tamam. Bu bulduğunuz açlık şekeriyle açlık insülinin çarpımı rakamını 405'e böleceksiniz. Böldüğünüz zaman ortaya çıkan rakam 2,5'un altındaysa fena değil. 2'nin altındaysa iyi. 1,5 ve altındaysa çok çok iyi. Çok mesela iyi. Sizinkini hesaplayalım. 400, evet. Böldüğünüz çarpımı 405'e otomatik olarak kaçın altına çıktı? 1'in altına indiniz siz. Dolayısıyla sizin için insülin direnci meselesi yok hükmündedir. Bunun için, hocam bunu Ramazan'da yapabilir miyiz? Ramazan'da kan vermenin bir mahsuru yok. Yok. Kan verebilirsiniz. Sahurdan sonra iftarınıza yakın bir saatte, yani saat 4,5, 5, 6 gibi gidip aynı testi yaptırabilirsiniz. Yeter ki vücudunuz 8 saat süreyle daha önceden ürettiği insülin ve şeker yükünden uzak kalsın. Evet hocam. Peki, şimdi DNA'nız kaderiniz değildir diyorsunuz. Peki biz DNA'mızı değiştirebilir miyiz? Tabii ki değiştirebiliriz. Hatta biz dikkat edersek sevgili Nefise, gelecek nesillerin DNA'sına saygı göstermek adına kendi DNA'mızı değiştirebildiğimiz gibi kendi DNA'mızı değiştirdiğimiz için ya da kirletmediğimiz için gelecek nesillere daha temiz, daha namuslu, daha faydalı, daha sağlıklı DNA'lar bile bırakabiliriz. Bunu maalesef bilim yeni yeni fark etmeye başladı. Hepimiz yeni yeni fark etmeye başladık. Aslında çok yeni fark etmiyorduk ama temelinin tam oturmadığını söylemem daha doğru. 2002 yılında bizim bu ilk çıkan kitabım, evet. Benim Yaşasın Hayat. Bu kitabın temel yola çıkış cümlesi genetik miras kader değildir cümlesiyle çıktı. Genetik miras kader değildir. Genetik miras nedir? DNA'dır. O zaman DNA kader değildir. Neden kader değildir? Neden? Çünkü DNA Nefise'ye, Osman'a doğarken yazılmış bir senaryo. Bu senaryoyu nasıl sahneye koyacağımıza oyuncu olarak biz karar veriyoruz. Yani bize ağaçlar ayakta ölür diye bir oyun veriyorlar. Reşat Nuri Gündek'in romanından. Biz o oyunu oynuyoruz. Ama o oyunun içinde hangi replikleri yok sayacağımızı, kötü replikler, hangi replikleri öne çıkaracağımızı, iyi replikler, faydalı replikler, hayat veren, cesaret veren, huzur veren, enerji veren, sağlık veren replikler oyuncu olarak biz karar veriyoruz. Zaten iyi oyuncuyla kötü oyuncunun farkı da o. İyi tiyatro ile kötü tiyatronun farkı da o. Hayat bir tiyatro ise eğer, hayat bir yolculuk ise eğer, baştan da söyledim. O zaman biz bu bizim elimize yazı olarak verilen senaryoyu biz daha doğru yorumlayabilirsek bilim sayesinde ve biraz da geçmişteki sosyal ve kültürel, toplumsal, manevi değerlerimiz sayesinde o zaman biz DNA'mızı miras olmaktan çıkarabiliriz. Yani doğuştan mevcut olan bir hastalığı bile bilim sayesinde
iyileştirilebilen bir hastalık haline bugün getirebiliyoruz. Birçok genetik hastalıklar CRISPR teknolojisi dediğimiz genetik teknolojiyle genlerle oynayarak, genlerin kötü taraflarını atmak, bazı taraflarını alıp başka bir tarafa aktarmak gibi teknolojilerle artık iyi hale getirilebiliyor. Dolayısıyla DNA'ya teslim olmak çok yanlış bir şey. Aslında bizim hayatımız, kurgumuz, sen de bir evlat yetiştiriyorsun. Evet. Maya yetişirken bakman gereken şey şu, Maya senle yetişiyor, babasıyla yetişiyor, çevreyle yetişiyor, okulla yetişiyor, yaşadığı şehrin aldığı havasıyla, tabii, yediği gıdasıyla yetişiyor, ruhsal ve gıdasal tepkileriyle veya fayda avantajlarıyla yetişiyor. Dolayısıyla gen çevreyle etkileşerek, çevre dediğimiz şey sadece hava, su, civa değil. Çevre sensin, anne, baba, komşular, tabii, toplum, okuduğu, izlediği her şey, her şey, yaşadığı her şey. Genle çevre etkileşiyor ve bu etkileşim bazı yönde iyiyse o gen oraya ilave oluyor. Bir sonraki nesle daha iyi bir gen bırakıyorsunuz. Ama eğer o geni siz kötü yönde etkilerseniz o gen öne çıkıyor. Daha sonraki nesle hastalıklı, problemli, kötü genler bırakıyorsunuz. Hatta bazen bilmeyerek artık çoğunu biliyoruz. Kötü genleri birbiriyle evlendirdiğiniz zaman genetik hasarlı aileler ortaya çıkarıyorsunuz. O nedenle mesela Akdeniz anemisi olan birisi, Akdeniz anemisi taşıyıcısı olan birisiyle evlenmesin ya da iki taşıyıcı evlenmesin diyoruz. Çünkü evet, genotik olarak bir kusur söz konusu. SMA'da da aynı şeyi yaşıyoruz. Aynı şey, bravo. Mi? Yani burada mesele şu. Bu bilinen önemli zaten ortaya çıkarmış genetik hastalıkların da dışında bizim kendi hayat senaryomuzu kendimizin sahneye koyması lazım. Bir başka önemli açıklama daha getireyim Nefise. Bu epigenetik meselesi. Epigenetik meselesinde meseleyi dis bir CD ile de açıklamak mümkün deniyor. Ve çok güzel bir bana göre açıklama şekli. Biz doğarken elimize bir CD veriliyor. Evet. Tertemiz. İçinde 12, 14, 16 şarkı var. Gıcır gıcır bir CD. Biz o CD'yi dinledikçe üstünde ufak tefek çizikler olmaya başlıyor. Ve artık o CD'den eski kalitesini alamıyoruz. Aynı sesi alamıyoruz. Şarkıların bazı yerleri cırt diye geçiyor. Ya da ses düşmeye başlıyor. Ya da ses yükselmeye başlıyor. Cızırtılı hale gelmeye başlıyor. Yaşlanmak da böyle bir şey. Biz yaşlandığımız zaman sende Maya'dan daha fazla çizik var. Tabii. Bende senden daha fazla çizik var. 90 yaşındaki bir büyüğümüzde benden daha da fazla çok çizik var. Eğer biz bu çiziklerin azalmasını sağlayabilirsek hayatımızda, ama yeni bilim sayesinde eğer biz o çizikleri silmeyi başarabilirsek, o çok daha önemli. Tabii. O zaman biz yaşlı ama formda fit biri olabiliriz. Dolayısıyla tekrar cümleyi toparlayayım, uzattım, kusura bakmayın. DNA bir kader değildir. Son zamanlarda çok ciddi bir şekilde anladık ki mesela artık kolesterol değil, kolesterolü zıvanadan çıkaran. Çünkü insülin direnci olan bir kişide kolesterolü yoldan çıkarmak için gerekli olan bütün faktörler anında ve süratle devreye giriyor. O nedenle artık bizim koroner kalp hastalığı meselesinde, beyin damar hastalığı meselesinde, bunama meselesinde, felç meselesinde, kalp krizi meselesinde odak noktamızı kolesterol olmaktan çıkarmamız, insülin direnci meselesine doğru yönlendirmemiz lazım. Bu kadar çok ilaç yazayım, kolesterol düştü, her şey yoluna girdi diye düşünmememiz lazım. Göbeği olan, insülin direnci olan, ürik asidi yüksek olan, kötü kolesterolü yüksek olmasına, düşmüş olmasına rağmen hala iyi kolesterolü düşük olmaya devam eden, trigliserit hala 250-300 olan bir kişinin kolesterolünü 80'e de indirseniz kötü kolesterolünü, bırakın 80'e, 60'a, 40'a, 50'ye indirseniz o kişinin kalp damarlarında, beyin damarlarında iddia ediyorum plak oluşmasına engel olamazsınız. Yeni Hayat'la karşınızda olmaya devam ediyoruz. Peki kendi kendine meme muayenesini neden tavsiye etmiyorsunuz? Hayır, ben etmiyorum diye bir şey yok. Orada aslında bir tercüme yanlışlığı var. Gazetede haber olarak çıkan, Washington Post'a çıktı zannediyorum ya da Wall Street Journal'da bir meta analizin sonuçları yayınlandı. Mesele şu, biz 70'li yıllarda öğrenciyken en önemli sorulardan birisi meme kanserinde erken teşhis için kadınlara kendi kendini el avuçlarının içine yerleştirerek meme başına muayene ile meme kanseriyle ilişkili olacak olan bir kitlenin varlığından erken haberdar olmalarıydı. Bunun konuşulduğu dönemde benim öğrencilik ve asistanlık eğitimini aldığım Ankara Tıp Fakültesi'nin bulunduğu Ankara şehrinde varsa 5 tane mamografi cihazı vardı. Şimdi var 500 tane belki. Tabii. Dolayısıyla teknoloji artık hayatımıza çok fazla girdi. Ben hiçbir kadının memesinin sağlığını
sadece avuç içiyle yapacağı bir meme muayenesine emanet etmesini doğru bulmam. Bu araştırmada onu söylüyor. Diyor ki kardeşim, elinizde bu kadar güzel erken teşhis aracı mamografi varken sadece kadınlara elle muayene et, bir şey görürsen getir, bir mamografi yapalım yok. Kırkından sonra iki senede bir her ne kadın, kadar sıklıkla kırkından sonra iki senede, iki senede bir her kadın mutlaka bir mamografi yaptırmalı. Ve bu mamografi yaptırırken mümkün olduğu kadar en az şua alarak, en kaliteli makinede ve en doğru karar verecek olan tecrübeli, tecrübesi kanıtlanmış merkezlerde bu işi yaptırmalı. Evet hocam, iki senede biri ben de hemen bir kenara yazıyorum. Peki pipet kullanmak dudak çevresinde kırışıklığa neden olur mu? Evet, bu da son iki haftanın gazete haberlerinden biri. Evet. Olur, oluyor. Çünkü mimiklerimiz, Nefis Hanım, bir süre sonra yüzümüzün şeklini oluşturur. O nedenle 50 sene, 60 sene aynı ev çatı altında evlilik alanların çoğu birbirine benzer. Bakın Nazmiye Demirel rahmetli, Demirel Süleyman Bey benzer. Evet. Rahmetli İsmet İnönü ile rahmetli Mevhibe İnönü hanımefendi birbirine benzer. Bülent Ecevit içinde geçerli. Karısı da benzer birbirine. Bravo. Neden? Ya. Çünkü aynı şeylere üzülürsünüz, aynı şeyleri düşünürsünüz, aynı şeylere sevinirsiniz. Yani yüzünüze verdiğiniz mimikler sizin bir süre sonra kalıcı kas kontraksiyonlarıyla yüz şeklinizi oluşturur. Eğer siz sabire pipet etmeye başlarsanız buralarınız üzülür. Dolayısıyla pipet kullanmak cilt güzelliği açısından pek akıllı bir yaklaşım değil. Evet. Peki uyurken hangi tarafa doğru yatmak daha sağlıklı vücudumuz için? Prensip olarak daima yan. Mümkünse sağ yan. Neden sağ yan? Çünkü beynimiz gece göreve başlayan bir temizlik işleri müdürlüğü yapısına sahip. İstanbul'un, Ankara'nın, kasabaların temizliği de biliyorsunuz çöp kamyonları, temizlik işçisi kardeşlerimiz gece mesaisi yapıyorlar. Bizim vücudumuzda beynimiz de gece mesaisi yaparak kendisini temizliyor. Beynimiz bizim glial lenfatik sistem dediğimiz, glial hücre dediğimiz destek hücrelerinin, nöronlara destek olan glial hücrelerin faaliyetiyle bir nevi temizlik arabaları devreye giriyor, yollar açılıyor, o sistem eski oranla biraz daha genişliyor ve çok daha hızlı bir şekilde gündüzden biriken bütün çöpler, atıklar temizleniyor. Bu atıkların temizlenmesi için o sistemin açık olması lazım. Sokakların, caddelerin, trafik olmaması lazım. Tabii. Bunun en iyi yolu sağ yana yatmak. Sağ yana yattığınız zaman o nöro, yani glial sistem, glial lenfatik sistem en kaliteli performansı gösteriyor. Sol yan biraz daha kalbimiz az. Mi sıkıştırıyor? Alakası yok. Beyninizle alakalı. Beyninizin pozisyonundan bahsediyorum. Kalp sonra söyleyeceğim. Evet. Sol yana yattığınız zaman sağdan daha az temizlik yapıyorsunuz. Sırt üstü yaptığınız zaman o da kabul. Ama sağa veya sola yattığınızda daha da az temizlik yapıyorsunuz. Ama en kötüsü yüzüstü yatmak. Yüzüstü yattığınız zaman fevkalade kötü bir temizlik yapıyorsunuz. Son derece kötü bir temizlik nedeniyle de sabaha yorgun, ağrılı, sızılı, mutsuz, keyifsiz ve depresif uyanma şansınızı zorluyorsunuz. Dolayısıyla eğer yatakta bir pozisyon arıyorsanız sağ yana yatmayı deneyiniz. Sol yana yatmayı tercih edebilirsiniz. Sırt üstü belki, yüzüstü yatmaktan kaçının. Bir de sağlığın beyin dışı fonksiyonlarıyla ilgili pozisyonlara gelirim. Eğer reflünüz varsa, gastritiniz varsa size hiçbir zaman Osman Hoca sağ yanınıza yatmayı tavsiye etmez. Çünkü sağ yanınıza yattığınız zaman mide ile yemek borusu arasındaki ilişkiyi bozarsınız ve mide muhtevasının yemek borusuna kaçmasını kolaylaştırırsınız. Dolayısıyla eğer reflünüz varsa, gastritiniz varsa, ülseriniz varsa, yemek borunuzdan gece yukarıya doğru midenizdeki sıvı kaçıyor, ertesi sabah ses kısıklığı, ağızda, boğazda yanma vesaire hissediyorsanız veya göğsünüzün altında bir ağrı hissediyorsanız reflü nedeniyle mümkün olduğu kadar akşam sağ tarafa yatmaya çalışın. Eğer kalp sorununuz varsa, eğer geçirilmiş ciddi ağır kalp krizleri gibi sorunuz varsa, hele bir de obez ve göbekli birisiyseniz sol yana değil, Sağ tarafa yatmanızda fayda var. Dolayısıyla yatış pozisyonunuzu nasıl ayarladığınız az önemsiz bir konu değil. Horlama meselesi de çok önemli. Çoğu kişi özellikle sırt üstü yattığı zaman daha çok horlar. Eğer horlayan bir işiniz varsa onun sırt üstü yatmaması için her türlü tedbir alın. Sağa sola dönünce horlaması azalır. Bunun için hatta bazı firmalar küçük yuvarlak tenis topu büyüklüğünde ya da pimpon topu büyüklüğünde boyunluklar yapmışlar. Top burada duruyor. Siz sırt üstü yattığınız zaman boynunuz ağrıdığı için otomatik gece uykunuzda uyarıya gerek kalmadan öbür tarafa dönüyorsunuz. Yani sırt üstü yatanlarda horlama eğilimi varsa, uyku apnesi eğilimi varsa, hele hele göbek varsa o kişide bir de bu
daha çok tahrik olan bir süreç haline geliyor. Peki, hipoglisemi baş ağrısı yapar mı? Tabii ki yapar. Çünkü beyin kansız kaldığı zaman reaksiyon gösterdiği gibi kanın içinde oksijen ya da şeker olmadığı zaman da reaksiyon gösterir. Nasıl dağa çıkınca oksijensizlik nedeniyle başınız ağrırsa, yükseklerde oluşan baş ağrılar gibi düşünün. Aynı şekilde kanınızdaki şeker azalınca da nasıl oksijensizlik baş ağrısı yapıyorsa şekersizlik, hipoglisemi de baş ağrısı yapar. Şeker düştüğü zaman başınız ağrır. Hele hele bir de migren hastasıysanız, baş ağrısı, kronik baş ağrısı probleminiz varsa şeker düşüklükleri baş ağrılarınızı çok sık tetikler. Yani şeker düşmesi Nefise Hanım huyumuzu bozar. Çünkü beynimiz toplam vücudumuzdaki şeker tüketiminin %25'ini tek başına sırtlanmış durumda. O kadar çok şeker tüketiyor ki inanmanız mümkün değil. Yani beyin şekersiz asla yapamıyor. Hele hele şeker hızlı düşecek olursa sapıtıyor. Ya sigortası atıyor, öfke krizlerine kapılıyor, şiddet gösteriyor, kontrolsüz öfke krizlerine girebiliyor. Ya da birdenbire sigortasını kapatıyor, uykuya geçiyor. Hatta hipoglisemi komasına girebiliyorsunuz. Dolayısıyla hipoglisemi önemli bir mesele. Mesele sadece baş ağrısı değil, hipoglisemi huy değiştirir, hipoglisemi belleği bozar, hipoglisemi depresyonu tetikler, hipoglisemi kronik yorgunluğun gözden kaçan en önemli sebeplerinden birisidir. Peki şehriye çorbası mı yoksa sebze çorbası mı daha sağlıklı? Hipoglisemiden şehriye sebzeye geldik. Evet, sorularımız hızlı. Evet. Sebze çorbası istiyorum. Daha sağlıklı bir çorba tabii ki. Hı-hı. Şehriye çorbasının içerisindeki nişasta yani karbonhidrat yükü sebze çorbasında yok. Şehriye çorbasında şeker yükünden başka da bir şey yok. Ama sebze çorbasında posa var, mineral var, evet. Vitamin var. Aynı zamanda kan şekerini zıplatmama gibi bir özellik, bir yetenek var. Evet. Peki gizli depresyon, vertigo sebebi olabilir mi? Çünkü vertigonun da çok nedenleri bilinmiyor aslında. Şimdi Nefise Hanım, hayat uzadıkça, hayat kaideleri arttıkça, hayat yani sadece hayat ekonomik olarak pahalanmıyor. Bedel olarak, sosyal bedel olarak da pahalanıyor. Ruhsal bedel olarak da pahalanıyor. Duygusal bedel olarak da pahalanıyor. Doğru. İlişkisel bedel olarak da pahalanıyor. Bu bedeller arttıkça insanlarda depresyon ihtimali arttı. Ama bu depresyonu maskelemek için de çoğu insan gayret gösteriyor. Bu gayretleri tedaviye değil de maskelemeye doğru gayretini arttırınca depresyon başka yerlerden onları dürtmeye başlıyorlar. Bunlardan birisi de benim pseudo vertigo, yalancı vertigo dediğim vertigo. Çoğu bu dönemde vertigo vakalarının arka planında öyle zannedildiğinin aksine kulaktaki kristallerin hoplaması, zıplaması, yer değiştirmesi falan oynamıyor. Evet, gizli depresiflerin çoğunda vertigo var. Yani çoğu kendinin ruhsal dengesinin bozukluğunu bedensel dengesinin bozukluğu olarak algılıyor. O ruhsal denge bozukluğu, bedensel denge bozukluğu olarak algılandığı zaman hocam sanki başım dönüyor gibi. Hocam ayağımın altında bir şey kayıyormuş gibi. Hocam sanki oturunca sandalye böyle sallanıyormuş gibi falan. Böyle vertigo olmaz. Vertigo dediğiniz zaman vertigo sizi tabirimi hoş görün yere çakar. Kafanızı oynatamazsınız. Ya siz bir şeyin etrafında fırıl fırıl dönerseniz ya da sizin etrafınızdaki bütün cisimler fırıl fırıl döner. Ama pseudovertigoda daha ziyade bana anlattığı bir şeyler vardı. Biraz bakınız, biraz sorunuz üzerine gittiğiniz o kişilerin. Uyku bozukluğun var mı diyorum. Var hocam diyor. Odaklanma probleminiz de var mı? Aa var, nereden bildiniz hocam diyor. Peki biraz unutkanlık eğilimi var mı bu ara? Var. Peki birazcık da kendinizi yorgun, halsiz hissediyor musunuz? Canım hiçbir şey yapmayı istemiyor hocam diyor. İşte o. O beraberindeki vertigo aslında bütün diğer saydığım işaretler gibi bir gizli depresyon işareti bunlardır. Dolayısıyla depresyon meselesi bugünlerde daha çok önemli. Hayat daha çok hızlandı, daha çok yarış bazlı, daha çok sosyal medya etkisi altında. Sosyal medya hepimizin üzerinden her gün dikkat etmezsek silindir gibi geçiyor. Değil mi? Onun için çok dikkat etmemiz lazım. Evet. Ve depresyon meselesini kendi kendimize nasıl çözebiliriz? Çayla aramamız lazım. Depresyonun bir numaralı ilacı egzersizdir. İki numaralı ilacı uykudur. Üç numaralı ilacı huzurdur. Bu üçlüyü bir araya getirirseniz en güçlü antidepresanlardan birini sabah, birini öğlen, birini akşam almış olursunuz. Gece evet, uykusu yatmadan hakikaten. Önce, gündüz huzur, sabahleyin uyanır uyanmaz da egzersiz apınızı alın. Evet. Bakın bakalım depresyon kalıyor mu? Şimdi egzersiz demişken aralıklı yoğun egzersiz neden daha fazla faydalı? Kaos yarattığı için faydalı. Bizim çok sık kullandığımız bir cümlemiz var. Hatırlatalım. Siz rahatınızı bozmazsanız rahat sizi bozar. Eğer siz rahatınızı bozarsanız rahatsızlık sizin
sizi rahat ettirmek zorunda kalan genlerinizi harekete geçirerek, onları aktive ederek adeta güçlü bir puzzle yapar gibi sizin rahatınızı sağlayan gençlerin puzzle'larını kuvvetlendirir, genlerin puzzle'larını kuvvetlendirir. Eğer siz egzersiz yaparken yavaş yavaş böyle vitrin yürüyüşüyle veya boğazda yürür gibi yürürseniz tabii ki sağlığınıza faydalıdır ama bu daha çok kardiyovasküler sağlığa değil genel sağlığa faydalıdır. Ama dakikada 100-120 adım atarken birden 30 ila 60 saniye sprint yapıp 140-180 adıma çıkacak olursanız yani yürüyüşteki rahatınızı kısa süreli bozmalar yaparsanız o sizin için hormezis yerine yani rahatınızı bozma şeklinde vücut algılanır. Yani siz birdenbire koştuğunuz zaman ne oldu nefise? Nefisi birden yürüyorken aniden koşmaya başladı. Niye koşar? Ya bir şeyden kaçıyordur. Strese girerim. Evet. Ya bir şeyden kaçıyordur ya tabii. Bir şey kovalıyordur. Evet. O zaman size vücudunuz yani böbrek üstü beziniz öncelikle, stres hormonlarınız öncelikle ya kovaladığınız şeyi yakalamanız için ya da kaçtığınız şeyden kurtulmanız için size yardımcı olmak için bütün hayati devrelerini devreye sokar. Nabzınız, hızlandırır, tansiyonu yükseltir. Alarm düğmesine basıyorsunuz. Dolayısıyla HIIT egzersizleri dediğimiz aralıklı yüklenme egzersizleri 10 dakika yap ama 2 dakika, 3 dakika yürü. 1 dakika koş, 2 dakika, 3 dakika yürü, 1 dakika koş. Sadece 10 dakikalık bu yürüyüşle, 1 saat bu HIIT egzersiziyle, zorlamalı egzersiz temposuyla 1 saatlik yürüyüşün karşılığındaki avantajı aynen yakalarsınız. Evet, rutinin dışına çıkmak gerekiyor. Evet. Peki mide için zencefil mi yoksa rezene mi daha sağlıklı? İkisi de. İkisi. Deneyin hangisi içinize geliyorsa veya birbirine. İkisi de midevidir. Hı. Ama ille birine bir birincilik vereceksek rezeneye birinciliği vermekte fayda var. Hı. Pekala hocam. Yeşil zeytin mi, siyah zeytin mi? Ben de çok merak ediyorum. İkisi de yine. İkisi de. Yani birinin diğerinden avantajı, dezavantajı şu. Yeşil zeytin yağlanmadığı için daha düşük kalorilidir. Yani bir tane yeşil zeytin 7-8 kalorisi, bir tane böyle iri, olgun siyah zeytin 10 kaloridir. Evet. Tamam. Ama bir zeytin yeşilden siyaha döndükçe içindeki polifenol yükü azalır. Zeytinin marifeti sadece içindeki omega 9 yağ asitinden yani oleik asitten kaynaklanmıyor. Zeytinin marifetlerinden birisi içindeki muazzam polifenol zenginliği. Ama polifenol zenginliği zeytin yaşlandıkça yağlanıyor, yağlandıkça polifenol zenginliği azalıyor. Ama yeşil zeytinde siyah zeytindeki kadar da yağ bulamıyorsunuz. Yani oleik asiti yani sağlığa bir numaralı fayda sağlayan o olağanüstü sağlık müjdesi bulamıyorsunuz. Dolayısıyla sofranıza iki tane koyun. Evet. Siyah zeytin ve yeşil zeytini birlikte tüketin. Peki biber salçası mı domates salçası mı? Domates. Neden? Çünkü domatesin içindeki likopen, tabii biberde de bir miktar var kırmızı biberde de, olağanüstü bir mucize. Ama bence birine yarıştırmak yerine burada da zeytin şeyini kullanalım, modelini kullanalım. İkisinden de faydalanalım. Ağırlığı domates salçasına verelim. Bir de şu önemli, domatesteki likopen, domatesi çiğ yediğiniz zaman yeteri kadar vücuda girmez. Evet, pişmiş mi, çiğ mi diye de sormak evet, istiyorum. Hücrenin içinden çıkması için likopeni biraz ezmeniz lazım domatesi. Yani salça haline getirirseniz veya doğrarsanız, ezerseniz, hatta biraz da dediğiniz gibi pişirirseniz likopen daha çok dışarı çıkar. Mayaya yedirmeye çalışıyorum. Bak Osman Hoca biraz pişmiş. Kesinlikle. Hadi pişmişim, bravo. Domatesi ye diye bravo, doğru yediriyorum. Evet. Aynı zamanda eğer o domatesi hırpalar, pişirir ve bir de üstüne üstlük yağ eklerseniz çok daha fazla içeriye likopen sokarsınız. Yani domates çorbası. Sen çorba yedireceksen kız güzel kızına domates çorbası yedir. Çok güzel. Eğer o domates çorbasından kızın 8-10 yaşın üstündeyse senin ve eşinin de daha çok faydalanması istiyorsan içerisine bir çay kaşığı kişi başına mutlaka zerdeçal koy. Çeyrek çay kaşığı da karabiberekle. Zerdeçallı, karabiberli, yağlı, likopenli bir domates salçası çorbası kadar sağlıklı bir çorbayı hayal bile edemiyorum. Müthiş. Peki, zencefil baş ağrısına iyi gelir mi? Gelir. Zencefil baş ağrısına iyi gelir. Özellikle migren olanlarda bizim çok kullandığımız bir doğal formül var. Buradan o formülü yazdıralım. Bizi izleyenler dikkat izlesinler. Migren hastalarında, kronik baş ağrısı hastalarında her gün bir çay kaşığı dolusu toz kaliteli zencefili bir bardak suda bir güzel karıştırıp eritin sabah, öğlen, akşam için. Ve günde bir defa 200 mg sabah, bir defa 200 mg akşam magnezyum malat tableti alın. Magnezyum malat, özellikle magnezyum alacaksanız. Glisinat da olabilir, sitrat da olabilir. Hoş görürüm ama malat daha iyi bu açıdan. Bir de içerisinde eğer B6 varsa çok daha fazla işe yarar baş ağrısında. Yani magnezyum ve zencefil işbirliği, toz zencefil işbirliği ciddi bir baş ağrısı yoğunluğunu azaltır. Yok etmez. Evet.
Ama o ağrılar, migren krizleri eskisi kadar ağır seyretmez. O ağrılar, migren krizleri eskisi kadar uzun sürmez. Bu çok net ve açık bir belirti. Ben hiçbir kadının memesinin sağlığını sadece avuç içiyle yapacağı bir meme muayenesine emanet etmesini doğru bulmam. Bu araştırmada onu söylüyor. Diyor ki kardeşim, elinizde bu kadar güzel erken teşhis aracı mamografi varken sadece kadınlara elle muayene et, bir şey görürsen getir, bir mamografi yapalım yok. 40'ından sonra 2 senede bir her ne kadın, kadar sıklıkla 40'ından sonra 2 senede bir her kadın mutlaka bir mamografi yaptırmalı. Ve bu mamografi yaptırırken mümkün olduğu kadar en az şua alarak, en kaliteli makinede ve en doğru karar verecek olan tecrübesi kanıtlanmış merkezlerde bu işi yaptım. Evet hocam, 2 senede biri ben de hemen bir kenara yazıyorum. Yeni Hayat'la karşınızda olmaya devam ediyoruz. Peki yaşlılıkta koku kaybı neden önemli? Önemli. Neden? Koku kaybı önemli. Çok enteresan. Hatta bağırsak fonksiyonu kaybı bile önemli. Son araştırmalara bakılırsa. Koku kaybı ileride oluşabilecek olan bir Alzheimer'ın ön işaretlerinden biri olabiliyor. Evet. Yani 60'lı yaşlarda ciddi koku kaybı yaşayan ve bunu ortadan kaldıramayan, düzeltemeyebiliyor da bazen kişilerde beklenenden daha fazla bellek bozukluğu görülebileceğini düşündüren bazı kanıtlar elimizde var. Ayrıca her türlü duyu beynin besinidir, bunu unutmayın. Tabii. Her türlü duyu, yani işitmeniz azalmışsa beni yaşlı gösteriyor deyip işitme cihazı kullanmamak isteyen yaşlılara uyarıyorum. Mutlaka işitme cihazı kullanın. Çünkü ses olmadığı zaman, yeteri kadar beyin ses uyarısına maruz kalmadığı zaman sosyal ilişkilerinizi zayıflatıyorsunuz. Beyin yeterince uyarı almıyor. Yeterince uyarı almadığı zaman da kullanmadığınız kas gibi ufalıp gidiyor. Aynı şekilde görmeniz çok önemli. Yaşlandıkça görme problemleriniz varsa, sarı nokta hastalığınız varsa, kataraktınız varsa, hipermetropiniz varsa mutlaka düzelteceksiniz. Çünkü bu da beynin algı fonksiyonlarından birisi. Nasıl? İşlemeyen demir ışıldamıyor. Beynin ışıldaması için görmesi lazım insanın. Duyması lazım insanın ve tabii ki koku hissi lazım. Yeter mi? Hayır. Dokunma hissi lazım. Temas edeceksiniz, sosyal temas. Birbirinizin sırtına elleyin, omuzuna yaslanın. Yani mümkün olduğu kadar o kişinin beyninin daha fazla dopamin, endorfin üretmesine, GABA üretmesine, yani iyilik maddeleri üretmesine fırsat tanıyın. Bütün duyularınızı, 5 duyumuzun hepsini dikkatli kullanın. En az kullanacağınız duygu hangisi yaşlanırken? Hangisi en az? Tat duygusu. Tat duygusu. Evet. Öyle can mi? Boğazdan gelmez gider çünkü. Homidigırtlak yiyerek beyninizi sağlık tutamazsınız. Göbeğiniz büyüdükçe beyniniz küçülür. Bunu unutmayın. Evet hocam. Hakikaten harikasınız. Peki. Akdeniz diyetinin sırrı nedir hocam? Aslında bu diyet sırrı meselesini de bir masaya yatırsak iyi olur bir gün. Neydi? Nedeni şu. Yani Akdeniz diyetinin sırrı iyi de Perul'un Akdeniz diyetinden haberi yok. Yani zeytinyağı ne desen bir şey mi dedin abi diyecek sana Perul. Ya da 1900 yılına kadar Osmanlı mutfağında, Türk mutfağında domates yok. Yani evet. 1500 yılında Fatih Sultan Mehmet rahmetinin ahçısına domates salçası desen anlamadım diyecek sizi. Dolayısıyla bu yerel mutfakların çok bir önemi bence yok. Hmm. O mutfakların içinde o yöreye ait, o bölgeye ait zenginlikler var. Bu zenginlikleri dünyaya paylaştırırsak çok daha faydalı olur. Öyle bakmak lazım. Evet. Mesela bizim Akdeniz mutfağında yosun kültürü yok. Oysa Okinawa'nın uzun yaşamının arkasındaki temel sır tarlaları, bahçeleri olmadığı için denizi bahçe gibi kullanıyorlar. Denizdeki otları çıkarıp kurutup ondan yemek yapıp yiyorlar ve uzun ömürler, sebze yiyorlar. Onların sebzesi deniz sebzesi. Evet. Bizde de var deniz börülcesi. Börülcesi var deniyor. Hocam. Bravo. Şimdi bizim Akdeniz'in temel sırrı bence yediğinde çok düşündüğünde Akdeniz'i daha rahat. Akdeniz'i denizle doğanın birleştiği nadir doğru, coğrafyalardan tabii. biri daha sosyal, daha huzurlu, daha toplumsal ilişkileri iç içe. Yani bir Akdeniz sofrası upuzundur. Evet. Olabildiği kadar Ramazan sofrası gibidir. Hep sohbet dolu, uzun süre, çabuk yenmez. Sofrada yemekten çok sohbet yenir. Sohbetle o sofrayı beslersiniz. Akdeniz sofrasının temel özelliklerinden biri bu. Ama ikisi bence çok önemli. İlle bir yiyecek bir şey arıyorsanız. Bir, zeytinyağı. Zeytinyağı. İki, domates. Yani balık falan o kadar çok tüketilmiyor. Ben Anamur'da doğdum, büyüdüm. 15 günde bir evimize zor balık girerdi. Yoktu bizim kültürümüzde balık. Dolayısıyla mesele tabii ki ölçülü balık, çok çok ölçülü kırmızı et, çok az. Bol sebze, tam tahıl, Akdeniz mutfağında hepsi var. Bol yeşillik.
Ama prensip şu, yazalım. Yazalım. Yaşımız 50'yi geçtiyse mümkün olduğu kadar et yerine ot yiyeceğiz. Yani bitkisel besinlere ağırlık vereceğiz. Sebze yiyeceğiz, bakliyat yiyeceğiz ve tam tahıl tüketmeye çalışacağız. Mümkün olduğu kadar amino asit yükünden kaçınacağız. Özellikle hayvansal amino asit yükünden kaçınacağız. Bu bir numaralı madde. İki, yaşımız 50'yi geçtikçe mümkün olduğu kadar gıda sistematimizden şekerli, tuzlu gıdaları sınırlı hale getireceğiz. Hatta buna üç beyaz diyelim. Hep dededen, atadan kalma öğüt. Un, şeker ve tuz. Üçlüsü. Üçüncüsü, bizim mutfağımızın en büyük ayıbıdır. Akdeniz mutfağının ayıbı nedir diye bana sorsalar hemen söylerim. Kızartma. Biz sebzeyi bile kızartıyoruz. Evet. Bir sebzeye yapılabilecek olan en büyük fenalık o sebzeyi kızartmaktır. İçinde hiçbir şey kalmaz. O sebzeyi tamamen bir toksik gıda haline getirirsiniz. Patlıcanı kızarttınız, biberi kızarttınız. Değil mi? Yağda kızartın. Kızartılan, karamelize olan her şey damak çatlatır, damar çatlatır. Bunu unutmayın. Damak çatlatır, damar çatladı. Onun için kızartmadan uzak dur, hayvansal besinlerden uzak dur, una, tuza, şekere biraz mesafeli kal. Temel 50'den sonra herkesin yaşı ne olursa olsun, hastalığı ne olursa olsun, problemi ne olursa olsun yapması gereken temel beslenme modeli bu. Başka hocam, bir de az ye. Bir de az ye, tabii. Az ye. Şimdi zeytinyağı demişken her sabah bir kaşık zeytinyağı içmek faydalı mı? Böyle elimizde çok sayıda toplumsal bir çalışma yapılmış, bir toplumsal çalışma yok. Bir de kim için, ne için, ne kadar, ne süreyle o da belli değil. Yani ben şimdi zeytinyağını alıp götürsem Peru'da yine birine içirsem ya da Kuzey Kutbu'ndaki bir Eskimo'ya içirsem ne kadar faydalı olduğuna da elimizde bir bilgi yok. Ama böyle bir miktar ezber bozan çıkışlar yapmak isteyen diyet uzmanları veya beslenme hocaları bu tip çıkışlar yapar. Bu çıkışları benden beklemeyin. Bir kaşık zeytinyağını bir seferde içeceğinize gün boyunca yani bütün yağ tüketiminiz 4-5 kaşık olması zaten en fazla. Tamamını param varsa zeytinyağıyla yap. Birazını da arkasından tereyağı ekle. Yani oran neydi? Tekrar hatırlayalım. Evet. Zeytinyağı mutfakların kraliçesi. Tereyağı mutfakların kralı. Ama kraliçe hep önde. Yani 4 birim yağ tüketiyorsanız 3 birimi zeytinyağı. 1 birimi tereyağı. 3 birim yağ tüketiyorsanız 2 birimi mutlaka zeytinyağı, 1 birimi tereyağı. Hocam bizde zeytinyağı alacak para nerede? Kilosu oldu 200 lira, haklısınız. Biraz ayçiçeği yağına doğru kaydıracaksınız. Ama imkan ölçüsünde yeniden zeytinyağını ama o zeytinyağlarında artık çoğunun tahşişli olduğunu bileceksiniz. Ne demek tahşiş? Ne demek tahşiş? Hileli demek. Hileli. Hileli. Yani zeytinyağının içine başka yağları karıştırıp. Öyle mi? Evet. Neredeyse 1/4 bile zeytinyağı değil piyasada satılan zeytinyağların çoğu. Evet. Allah'tan Ticaret Bakanlığı bu konuda son derece duyarlı ve çok ciddi analizler yapılıyor. Onları tebrik ediyorum. Ama daha çok duyarlı olmalıyız. Biz de toplum olarak duyarlı olmalıyız. Tabii. Bunda da bilinçli olmak çok önemli. Peki açlık kan şekeri mi, açlık insülini mi daha önemli? İkisi de önemli ama açlık kan şekeri aldatıcıdır Nefise Hanım. Yani akşamleyin saat 9'dan sonra aç kalacağınız yere 2'nin 5'ten sonra aç kalırsanız ertesi bakan şekeriniz daha düşük çıkar. Evet. Ama akşamleyin saat 11'den aç kalır da sabahleyin 9'da kan alırsanız hele o akşam birazcık da pilavı, makarnayı, pizzayı vesaireyi yani karbonhidratı abartıp bir de tatlı yemişseniz isterseniz 9 değil 10 saat aç kalın şekeriniz 105 çıkabilir. Yani daha kısa vadeli göstergedir. İnsülin daha uzun vadeli göstergedir. Ama daha doğrusu iki göstergeyi batarya gibi kullanmak. Açlık insülini, açlık şekerine bakın. Açlık şekeriniz 90'ı geçmesi 80-100 aralığındadır. Evet. Maksimum, minimum, maksimum 80, minimum 100 maksimum. İnsülin rakamınız hiçbir zaman 5'i geçmesi minimum 1,5-2'dir. Ama 5'in üstüne çıkamamaya çalışın. Evet. Hocam artık süremizin sonuna doğru yaklaştık. Son sözlerinizi almak isterim. Bugünkü programımızla ilgili neler söylersiniz? Ramazan münasebetiyle aldığım küçük bir notu söylemek istiyorum. Hepimizin Ramazan boyunca manevi hayatı daha çok zenginleştirmeye çalıştığı, manevi zenginliklerimizi daha çok önüne çıkarmaya çalıştığı, yaptığımız hatalardan daha çok uzaklaşmaya çalıştığı kesin mutlu olmak istiyoruz. Herkesin hayattaki temel ve vazgeçilmez amacı bir mutluluk yolculuğunun trenin içine binip o trenle böyle tıkır tıkır yolculuk yapmak. Ama mutluluğa giden bence temel iki yol var. Bunu hiç asla unutmayalım. Bir tanesi kendinden çok şey bekleyeceksin. İkincisi başkalarından çok şey beklemeyeceksin. Tekrarlayalım. Kendinizden çok şey bekleyin. Başkalarından çok şey beklemeyin. Eğer daha çok mutlu ve huzurlu olmak istiyorsanız. Evet. Harika bir hayat mottosu aynı zamanda. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu kıymetli sohbet için. Ben teşekkür ederim.
Yeni Hayat'ın bugünlük sonuna geldik. Haftaya yeni konu başlığımızla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın efendim.